Herkese merhabalar ve iyi haftalar. Saatler 17 oldu. Kapanışa doğru başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz ekranlarınız başına. Bu haftaya kapanışa doğru da yine Bloomberg HT Genel Müdürü Alican Türkoğlu'nun gündem hakkındaki yorum ve bilgilendirmeleriyle başlayacağız. Alican hoş geldin. Hoş İyi haftalar Sağ diliyorum ol, sana. Yayınlar. Şimdi bugün özellikle tabii belki üstünde durmamız gereken geçtiğimiz haftadan da devrettiğimiz bazı başlıkların devamı niteliğinde notlar var. İstersen Mehmet Şimşek'le başlayalım. Çünkü ekonomi yönetiminin özellikle mesela CHP ile olan temaslarında biraz hem programdan bahsedeceği belki ortak bir zemin oluşması adına temasların yapılacağı ifade ediliyordu. Nedir son durumda? Oradan gelen notlar ne söylüyor? İlk not doğum günü kutlu olsun. Nice mutlu yıllara. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Onunla başlayayım istedim. Ya ben müsaade edersen Öznur'a çok teşekkür etmek istiyorum. Prodüktörüm Öznur sağ olsun. O çok bu kadar tatlı ve bu kadar sadık. Pasta almış kendi yetişememesine rağmen. Evet, evet. Herkes de topladı içeride. Çok güzeldi. Sen de oradaydın. Çok teşekkür ediyorum. Mutluyulara. Bu aileyi hakikaten çok seviyorum. Yani biz de seni çok seviyoruz. Ailede tanımıyorum. O yüzden çok biz de seni çok seviyoruz. Çok İyi ki varsın. Tekrar nice mutlu yıllara. Çok teşekkür ediyorum. Ne sormuştun? Mehmet ne bileyim Şimşek, unuttum. Tamam. Duygusallaştım şimdi. Mehmet Şimşek sormuştum. Tamam, dur o bir zaman kendime geldim tekrar şimdi. Normale döndüm. Anlatabilirsin. Bir kere 4 saat aşan bir toplantı. Yani Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe'nin, yani CHP'nin ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısının, hatta oluşturmuş oldukları gölge kabinedeki işte ekonomi bakanı olarak adlandırılan Sayın Karatepe'nin toplantısı 4 saatin üzerinde, 4 saat 15 dakika civarında süren bir toplantı. Burada zaten ana hatlarıyla aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin, yani muhalefetin kendi gördükleri taraftan Türkiye'nin ekonomi politikasıyla ilgili olarak değişmesi gereken başlıklar veya kendi önerilerini aslında bakana, Bakan Şimşek'e sundukları bir toplantı da olmuş. Şimdi ana hatlarıyla aslında 4 talep var. Geçtiğimiz hafta da biraz konuşmuştuk. Bunlardan bir tanesi asgari ücret konusu. Yani Temmuz'da asgari ücrete zam yapılması konusunu Cumhuriyet Halk Partisi bir kez daha gündeme getiriyor. Bakanlıkta bugünkü toplantıda Haziran sonu itibariyle asgari ücrete zam yapılmasının Türkiye için bir zorunluluk olduğu ifade edilmiş bir. İki, evet. Emekli aylıkları konusu. Hem aslında geçtiğimiz hafta konuştuğumuzda işte en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine getirmesi gerektiği yönünde bir görüşü vardı Cumhuriyet Halk Partisi'nin, bu mu konuşulur diye düşünüyorduk. Hem de aslında bugün anladığımız kadarıyla emekli aylıklarına yapılacak, hani enflasyon farkı kadar yapılacak artışın yeterli olmadığı, dolayısıyla daha farklı bir oran olması gerektiği ve emeklerin zaten bu enflasyon nedeniyle de çok yıpranmakta olduğu, sadece enflasyon farkının emekli aylıklarına yansıtılmasının kesinlikle yeterli olmayacağı konusundaki fikirler üretilmiş yine CHP tarafından. Vergi konusuyla ilgili olarak vergi sisteminin adaletli olmadığı, bu vergide adaletin sağlanmasıyla ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde yapmış olduğu çalışmaların yine Hazine Maliye Bakanı Sayın Şimşek'e sunulduğunu görüyoruz, duyuyoruz ve tarım konusu, tarımın bir ulusal güvenlik konusu meselesi olduğu ve bununla ilgili olarak çok daha farklı mekanizmaların geliştirilmesi gerektiği yine Cumhuriyet Halk Partisi tarafından AK Parti'ye, Yalçın Karatepe tarafından Mehmet Şimşek'e iletilmiş. Ama Sayın Karatepe'nin açıklamalarından anladığımız kadarıyla bu 4 saatten fazla süren toplantı neticesinde herhangi bir değişim iradesi görmediklerini ifade etti Yalçın Karatepe. Yani emeklilerin enflasyon farkından daha fazla zam alması veya asgari ücrete bir zam yapılması, ara zam yapılması ile ilgili olarak hükümetin bunlardaki negatif düşüncesinin değişmediği yönünde bir bilgi paylaştı Cumhuriyet Halk Partisi tarafı. Dolayısıyla bugün farklı bir açıklama gelecek mi AK Parti'den? Bunu göreceğiz. Şu anda mesela AK Parti içerisinde toplantı var. Birazdan bildiğim kadarıyla AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları da olacak. Burada muhtemelen Mehmet Şimşek, Yalçın Karatepe görüşmesine değinecektir Sayın Çelik'te. Ama CHP tarafından bu 4,5 saat, yaklaşık 4,5 saat süren toplantının sonrasında kendi önerilerine karşı taraftan, AK Parti tarafından, Bakan Şimşek tarafından olumlu bir yanıt veya en azından değişeceğine yönelik bir tavır görmediklerini ifade ediyorlar. Şimdi bu tabii ki
ücret artışları, maaş artışlarıyla ilgili, hatta ona belki düzenlemeleriyle ilgili dememizde fayda var. Çünkü sonuçta enflasyonu yakalamaya ve insanları rahat ettirmeye çalışan bir süreç. Buna Merkez Bankası'nın da bir tavrı ve reaksiyonu olabilir elbette, bir artış olursa. Anladığım kadarıyla CHP yetmez sadece enflasyon farkı diyen taraf, ama hükümet biraz daha hani... Herhangi bir değişiklik yapılmamasından yana gibi gözüküyor, ama bunu tabii Sayın Karatepe'nin açıklamalarından bugün anladığımız bu. Zaten şu zamana kadar, hani bugüne kadar bakanlık tarafından veya hükümet yetkilileri tarafından bu konularla ilgili olarak bir değişiklik yapılacağına ilişkin bir sinyal de verilmedi işin doğrusu. Yani ben hiçbir hükümet yetkilisinden Temmuz'da bir ara zam yapılacağıyla ilgili olarak resmi bir açıklama duymadım. Ama beklenti gittikçe artmaya başlamıştı. Buna karşılık aslında söylemlerde de zaten yaz aylarından itibaren enflasyonun düşüş trendine gireceği çok vurgulandı. Hükümet tarafından hala vurgulanmaya da devam ediyor. Dolayısıyla zaten aslında genel beklenti herhangi bir değişiklik yapılmaması yönündeydi. Bugün Yalçın Karatepe'nin açıklamalarından da bunun doğru olduğunu anlıyoruz. Eğer AK Parti cephesinden veya hükümet cephesinden farklı başka bir değerlendirme bir şey veya açıklama gelmezse. Pekala. Şimdi geçelim merkezi yönetim kurullarına. Hem AK Parti'nin hem CHP'nin MYK toplantılarından ne tür notlar var? Aslında şu, partilerin kendi işlerine yönelik olarak çalışmalar da devam ediyor bir yandan. Dolayısıyla bugün özellikle AK Parti tarafından bazı il ilçe başkanlıklarında değişiklikler yapılmasının gündemde olduğu, bazı il başkanlarının görevden alınabileceği, genel merkeze çekilebileceği, bir takım değişiklikler yapılabileceği yönünde beklentiler vardı. Dolayısıyla bugün AK Parti MYK toplantısından bir kendi parti içlerine yönelik olarak bu yönde bir değerlendirme gelebilir. Yani AK Parti'nin kendi içindeki değişimlerle ilgili olarak. Yine dediğim gibi az önce ayrıntılı değindiğimiz Mehmet Şimşek Cumhuriyet Halk Partisi görüşmesine ilişkin de muhtemelen yine açıklamalar gelecektir. Onun dışında bir takım konular vardı. Yani hem NATO'ya yeni genel sekreter seçilmesiyle ilgili olarak, hem özellikle Almanya'daki terör olaylarının artma, yani özellikle terör örgütü sempatizanlarının çıkarmış olduğu olayların artmasına yönelik olarak bir takım yeni açıklamalar gelebileceği, değerlendirmeler yapılacağı ifade ediliyordu partinin içerisinde. Muhtemelen bunlarla ilgili açıklamalar gelecektir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de aslında 9 Eylül'de yapılacak kongre kurultaya ilişkin bir mali kurultay var orada aslında. Buna ilişkin yeni değerlendirmeler, neler yapılacak, neler yapılmayacak, partide herhangi bir değişiklik yapılması planlanıyor mu? Bir yandan da Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili olarak eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte bu kurultayı bir seçimli kurultaya çevirmek için çalışmalarda bulunduğu yönünde iddialar ortaya atılıyordu. Muhtemelen bunların konuşulacağı bir toplantı olacaktır diye tahmin ediyorum. Ama ben iki taraftan da, yani hem AK Parti hem CHP'den bu kadar güncel, bu kadar uzun süreli bir toplantı olmuşken bugün Mehmet Şimşek, Yalçın Karatepe arasındaki, bununla ilgili söylemin ön planda olacağını düşünüyorum. Onun dışında partilerin kendi içlerini ilgilendiren hususlar var, örgütler ve teşkilatlarla ilgili olarak. Muhtemelen bu konulara değinecektir iki hızlıca parti yetkilisi de. Pekala, teşekkürler. Hızlıca bir de meclis gündeminde neler var? Kripto yasasını geçen hafta konuşmuştuk. Evet, bu zaten hafta muhtemelen öncelikli olarak gelecek başlık kripto konusu. Bunda da 28'inde gri liste önemli diye konuşmuştuk. O yüzden hızlı bir geçiş sağlanabilir yasanın, yarın göreceğiz. Bu arada meclis Temmuz sonuna kadar çalışacak. Dolayısıyla meclisin gündemindeki diğer başlıklarla ilgili olarak, hani artık ay bitti, Temmuz'a gelindi, dolayısıyla meclis gündeme, meclis tatile girecek, dolayısıyla gündeme alınmayacak gibi bir düşünceye kapılmamak gerekiyor. Başta vergi konusundan bahsediyorum. Muhtemelen partilerin, ha bugün mesela AK Parti'de vergi konusu da konuşulacaktır. Çünkü tek tek sızdırılan bir takım hususlar oldu bildiği gibi. Bunlarla ilgili kamuoyu tepkisi ölçüldü. Ben şahsen sunulan taslakta bir takım değişiklikler yapılacağını düşünüyorum. Bazı hususların çıkarılacağını. Hangi ana başlıklar üzerinde? En çok tepki alanlar neler? Şimdi yurt dışı çıkış harcıydı mesela. Ama oradaki değişiklik şuna geldi biliyorsun. Hani 150'den 1500'e diye geldi. 1500'e çıkacak. 3000'di taslakta. 3000 olmadı, 1500 olacak gibi. Hani bir rahatladı herkes. Yani ölümü ne kadar garip bir şey değil mi? Gibi bir şey. Hani evet. Mesela bu. Yani bir takım başlık, işte
kurumsal kurumlar vergisiyle ilgili bir takım evet. düzenlemeler vardı. Hisse senedi tarafıyla ilgili işlemler. Onlar vardı. Yani işte hem şirketlerin hem bireylerin bazı başlıklarla ilgili olarak tepkilerinin ölçüldüğünü, özellikle büyük kamuoyu tepkisi yaratan hususlarda geri adım atılacağını düşünüyorum ben. Ama partinin kendi içindeki, bu arada bu bitmedi zaten, taslaktı şu tabii. anda. Kendi iç değerlendirmelerinin devam ettiğini düşünüyorum. Bunu söylememdeki amaç şu, yani meclisin öncelikli gündem maddesi değil belki şu anda vergi. Dediğim gibi işte kripto gelecek, öğretmenlikle ilgili tasarı gelecek gibi, ama yargı paketi gelecek, ama bunlardan sonra muhtemelen Temmuz ayı ortasında bu vergi paketinin en geç Temmuz ayı ortasında meclisin gündemine, yani genel kurulu gündemine gelmesi planlanıyor. Dolayısıyla bugünkü MYK'da eğer süreç netleşirse, AK Parti'nin sunacağı teklifle ilgili olarak hangi maddelerin girdiği, hangi maddelerin çıktığı, hangi maddelerin revize edildiği netleşirse, çok kısa bir süre içerisinde, bu hafta içerisinde de meclise sevk edildiğini görebiliriz. Ama genel kurulda görüşülme aşaması muhtemelen Temmuz ayı ortalarını bulabilir. Ama bu da zaten meclis Temmuz sonuna kadar çalışacağı için meclisten geçene kadar sanki bu husus devam ettirilecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla kripto ile ilgili zaten detayları çok konuşmuştuk evet. gelecek hafta. Bununla ilgili sürecinde yarın muhtemelen başlaması öngörülüyor. Tamam, onu artık herhalde yarın itibariyle biraz daha somut şu oldu bu oldu şeklinde konuşuyor gibi. Olacağız. Bir iki cümleyle de çok hızlı da olsa Avrupa Birliği Konseyi'nin aldığı kararlar var. Rusya ile ilgili evet. yeni yaptırımlar için 14. paket aslında bunu kabul etti. Resmen açıkladı AB Konseyi bunun kabul ettiğini. Özellikle Rusya'ya yönelik bu sıvılaştırılmış doğalgazın 3. ülkelere aktarılmasında Avrupa Birliği tesislerinin kullanılmasını yasaklıyor. Mesela bu paket. Yani Rusya LNG'sinin 3. ülkelere aktarılmasında AB tesislerinin kullanılması önleniyor bu paketle beraber. Yine Rusya'ya katkıda bulunduğu düşünülen bazı gemilerinde Avrupa Birliği limanlarına erişiminin yasaklandığına ilişkin madde var. Toplamda 116 kişi ve kuruluşa yönelik kısıtlayıcı tedbirlerin içerdiğini söylüyor. Dolayısıyla düzenli olarak Avrupa Birliği 14. paketten bahsediyoruz, evet. yaptırım paketi. Düzenli olarak dozu artmakla beraber bu yaptırımların devam edeceği de vurgulanıyor aslında. Aycan Türkoğlu, çok teşekkür ediyorum. Yine Arslanoğlu, ben teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Hemen dönüyoruz. Yatırım Finansmanı, Strateji ve Yatırım Danışmanlığı uzmanı Makbule Deniz benimle birlikte bugün. Makbule, hoş geldin. İyi haftalar diliyorum. Hoş bulduk Didem. İyi haftalar. Çok teşekkürler. Makbule, bu hafta boyunca tabii izleyeceğimiz başlıklar dışarıda, içeride. Bugün şu ana kadar neler konuşuluyor, ne oluyor, ne bitiyor, bütün detaylar senin notlarında. O yüzden sözü hemen sana veriyorum. Elbette. Aslında artık yılın ilk yarısını tamamlamaya yakın Cuma günü ABD piyasalarında triple witching nedeniyle en yüksek işlem hacimli bir gün gerçekleşmişti. Detaylara baktığımızda aslında S&P 500 her ne kadar Cuma günü yatay negatif bir kapanış gerçekleştirse de 5505 seviyesi tarihi zirve seviyelerini test etti ve bu bağlamda da 3 hafta üst üste de pozitif tarafta kapatmayı başardı. Bugün özelinde bir miktar kar satışları var ABD endekslerinde. Biz kısa vadede 5425 puan seviyesini destek olarak takip ediyoruz. Ama genel olarak küresel piyasalarda risk iştahının ABD tarafında devam ettiğini söylemekte fayda var. Bu hafta küresel piyasalarda veri akışı yoğun olacak. Özellikle Perşembe günü Amerika'da büyüme verisini alacağız. Ve yine Cuma günü Fed'in favori enflasyon göstergesi olarak takip ettiği çekirdek PCE fiyat endeksi de piyasaların radarında olacak diyelim. Siyasi tarafta ise Biden ve Trump'ın Perşembe günü başkanlık tartışması olacak. Yine bu tarafta aslında piyasanın ilgi odağında olacak diyebiliriz. İçeriye baktığımızda ise geçtiğimiz hafta oldukça kısa işlem haftası vardı. Fakat buna rağmen endeks %3'e yakın bir değer kazanımı kaydetti. Özellikle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Londra'daki olumlu temasları ve ikna edici konuşmaları endeks tarafından bir miktar olumlu yansımış gözüküyor diyebiliriz. Tabii bugüne baktığımızda ise özellikle bu hafta da veri akışı oldukça yoğun olacak. Perşembe günü Merkez Bankası'nın PPK kararını takip ediyor olacağız. Yine Cuma günü Türkiye'nin gri listeden çıkma kararı açıklanacak. Dolayısıyla bu haftanın hem küresel piyasalarda hem de yurt içi piyasalarda bir miktar veri odaklı olacağını söylemekte fayda var. Hisse senedi tarafında tabii ki yabancılar bir miktar satış ağırlıklı pozisyonlanmaya gitse de tahvil tarafında yoğun ilgi devam ediyor.
Bu hafta özellikle 2 haftalık menkul kıymet istatistiklerini alacağız. Dolayısıyla 4 haftalık aranın ardından yabancıların alım pozisyonuna gitmesi, olası gitmesi diyelim, endeks üzerinde pozitif bir katkı sağlayabilir. Zaten Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın swap hariç net rezervlerinde de bir toparlanma eğilimine olduğunu ve bu bağlamda da TL varlıkların hala cazip olduğunu söylemekte de fayda var. Tekrardan yurt içi piyasalara dönecek olursak, ilk çeyrek bilanço takvimi tamamlandı. Özellikle enflasyon muhasebesi etkisiyle finansallar geldi ve hisse bazlı ayrışmalar hala devam ediyor. Endekse baktığımızda sınırlı negatif bir etki var. Aslında yayından önce kayıplar %1'e yaklaşmıştı ama 10.700 seviyesi üzerinde tekrardan attığını görüyoruz. Perşembe ve Cuma günü bankacılık endeksi öncülüğünde endeksin alımlarla olduğunu, fakat bugün bir miktar kar satışlarının olduğunu söylemek mümkün. Yine sanayi endeksine baktığımda sınırlı negatif bir etki var. Göze çarpan şey son zamanlarda özellikle çok geri kalmış enerji şirketlerinin bugün primlendiğini de eklemekte fayda var diyelim. Teknik seviyelere de değinecek olursak çok kısa, biz yukarıda 10.850 ve 11.100 bandını teknik açıdan direnç seviyeleri olarak takip ediyor olacağız. Aşağıda ise 10.500 ve 10.380 seviyesi ise destek noktaları, ama genel itibariyle 10.400 üzerinde kalıcılık sağlanması bizim aslında endeks tarafındaki pozitif görüşümüzün devamını da beraberinde getiriyor diyelim. Toparlamak gerekirse yurt dışı tarafta dediğim gibi Amerika'da büyüme ve çekirdek PCE fiyat endeksi verisi takip ediliyor olacak. Yine demin siz de bahsettiniz aslında vergi paketiyle alakalı gelişmeler. Yine Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK kararı ve 28 Haziran Cuma günü Türkiye'nin gri listeden çıkma kararı da piyasaların odağında olacak diyelim. Makbule Deniz, çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi bir hafta ve iyi çalışmalar diliyorum yatırım finansmanda. Kapanışa doğru da şimdi bir reklam arasına gideceğiz. Dönüşte Bahçeşehir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Necip Çakır konuğum olacak. Uzunca bir aranın ardından hocamıza soracağım çok soru var. Sizin de varsa eğer, nerede paylaşacağınızı biliyorsunuz. Görüşmek üzere. Tekrar merhaba. Kapanışa doğru devam ediyor. Hiç bekletmeden hocamız Profesör Doktor Necip Çakır'ı alalım yanımıza. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk dilerim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Ya ben de iyiyim. Özlettiniz kendinizi vallahi. Ne güzel oldu bugün denk geldik böyle. Sizinle evet. Geçmiş bayramınız da kutlu olsun bu arada. Sağ olun. Ben sizin de doğum gününüzü kutlarım. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür. Artık böyle bir antika değeri de var kanalımızın. O yüzden sahip çıksınlar diye gözlerimin içine bakıyor olmaları lazım değil mi hocam? Vallahi siz antikaysanız biz ne oluyoruz? Teşekkür ediyorum. Hocam tekrar hoş geldiniz. Şimdi gündemimiz hayli yoğun. Bu haftaya baktığımızda çok özetle de olsa tabii ki Merkez Bankası'nın faiz kararı. Hoş, piyasada bir değişiklik olmayacağı beklentisi hakim elbette, evet. Ama bu haftanın da dışında bir değerlendirme yapmak gerekirse eğer Merkez Bankası'nın uyguladığı politikalar, o politikaların yaratmaya başladığı sonuçlar eğer varsa ve görüyorsanız bunu ve bazı mesajlar alıyoruz ki satır aralarında hani bizi son çeyrekte bir faiz indirimi bekliyor mu beklemiyor mu noktasında da düşünmeye teşvik ediyor. Siz bu haftaki bu önemli gündem eşliğinde bu tarafı bizim için şöyle bir yorumlarsanız sevinirim. Yani şeyden başlayayım isterseniz, son çeyrekteki faiz indirimi yani Cumhurbaşkanı'nın söyleminden sonra işte öyle bir beklenti oluştu insanlarda ya da işte böyle bir sonucun ortaya çıkacağı gibi bir kabul, ön kabul çıktı ortaya. Yani bu daha önce de bizim denediğimiz bir şey. Erdem Bahçe zamanında biliyorsunuz faizi ciddi şekilde arttırmıştık. Herkesin beklemediği düzeyde arttırmıştık üstelik. Ama ondan sonra çok kısa bir süre sonra faiz indirimine gitmiştik ve işte o faizin yükseltilmesinin getirdiği kazanımların hepsi ortadan kaybolmuştu. Yine benzer bir sonuç çıkar. Faiz indirmek için henüz çok erken.
yani yıllık son çeyreğinden bahsediyorum. Belki önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinden sonra böyle bir şeyi düşünmek lazım. Ve faiz indirirken de bu faiz indirimlerini de çok yavaş bir şekilde yapmamız lazım. Yani burada belki Amerika'yı örnek almak lazım. Çünkü eğer hızlı bir şekilde faiz indirecek olursak o zaman yani yapılan bütün fedakarlıklar boşa çıkıyor bir anlamda. Ve yani eski tas eski hamam, eski düzen dönüyoruz yeniden. Ve işte düşük faizle beraber zombi şirketler yeniden hotluyorlar. Ve üretkenlik de giderek azalıyor ki asıl bizim yapmamız gereken şey burada üretkenliği arttırmak. Çünkü yani dünya çapında işte doğrudan yatırımlarda aldığımız pay da %1'den %8'e düşmüş vaziyette. Yani bunu da göz önünde bulundurmamız lazım. Yani şimdi işte bir portföy girişi oluyor ama portföy girişi son derece sakıncalı. Çünkü geldiği gibi gidebilir. Yani biraz daha yüksek bir faiz veren ülkeye anında gidebilir. O zaman da ciddi bir sıkıntı yaratır ülkede. Dolayısıyla bizim burada biraz temkinli davranmamızda yarar var. Yılın son çeyreğinde bir faiz indirimi yapmaktansa bunu önümüzdeki yıla ertelemek çok daha olumlu bir politika olacak. Merkez Bankası'na gelince Merkez Bankası'nın işi çok zor gerçekten. Çünkü yani bir kere enflasyonun teşhisinde ya da enflasyona karşı uygulanan politika araçlarında bir sıkıntı var. Çünkü yani enflasyonun bir kısmı talep enflasyonu ama bu talep enflasyonu doğuran en temel neden de gelir dağılımındaki son derece eşitsiz yapı. Dolayısıyla çok yüksek kesim, gelirli bir kesim var ve bu kesimin harcamaları aynı şekilde devam ediyor. Bunlarda hiçbir azalma yok. Ve bir kısmı insan da zaten işte artık ipin ucunu koyvermiş vaziyette. Kredi kartlarıyla işte belli bir yaşam seviyesini tutturmaya çalışıyor. Dolayısıyla talep tarafında yani çok fazla bir ilerleme sağladığımız yok. Yani geçişkenlik etkisiyle döviz kuru aracılığıyla ortaya çıkan enflasyonda da bir ilerleme henüz yok. Umarım yani ithalatın azalmasıyla beraber bu anlamda bir ilerleme sağlarız. Bir de tabii kar enflasyonu var. Yani asıl vahim olan şeylerden bir tanesi. Çünkü şirketler maliyet artışlarının çok üzerinde bir kar artışı gerçekleştiriyorlar. Geçenlerde işte açıklandı bilançosu. Bir zincir market %266 oranında, 63 oranında galiba bir kar açıkladı ki bu inanılmaz bir rakam. Dolayısıyla yani burada şirketlerin fiyatlama davranışları da çok önem taşıyor. Bu anlamda bir eğilimde yavaşlama gözlemleniyor. Hakan Karı da bunu belirtmiş. Dolayısıyla bu enflasyon düşmesine katkıda bulunacak bir şey ama hala yani o noktanın oldukça uzağındayız. Zaten işte sonunda yine enflasyon oranında bunun açık göstergesi. Şimdi baz etkisiyle işte yazın da gelmesiyle beraber meyvenin sebzenin ucuzlamasıyla geleneksel olarak zaten enflasyon düşer. Yani bu geçici düşüşü kalıcı olarak sanmak doğru değil bence. Bunu kalıcı kılmak için daha ciddi adımların atılması lazım. Bunlardan bir tanesi de vergi politikası özellikle. Şimdi bütün tam bunlar, da aslında vergi politikası noktasına gelecektim ben. Siz oraya vardınız benden önce ama hocam şunu da sorayım ben. Oraya bir parantez açarak şunu sorayım. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek örneğin dezenflasyon sürecinin hızlı bir şekilde hayatımıza gireceği mesajını verdi. Zaten hani Mayıs'taki zirvenin ardından sizin de söylediğiniz o baz etkisiyle aşağı yönlü seyir, enflasyon hızındaki yavaşlamayı göreceğiz. Evet ama siz özellikle kalıcılık noktasına değindiğiniz için o işi tersine çevirebilecek mevsimsellikten çıktığımız zaman artık yaz ayları geride kaldığında bizi tekrar ters yönde, yukarı yönde zorlayabilecek ne tür etkenler olabilir, tehditler olabilir? Bunun önüne geçmek için vergiyi nasıl kullanabiliriz? Buyurunuz. Yani en büyük tehditlerden bir tanesi, daha önceden ben bu hatayı yaptık. İşte bu para girişiyle beraber Türk lirası eğer aşırı değerlenecek olursa bu işte hem outsourcing'i teşvik ediyor, yani yurt dışında üretimi teşvik ediyor. Hem de işte şirketlerimiz Türkiye'deki maliyet artışlarından ötürü yurt dışına gidiyorlar biliyorsunuz. Yani bu da üretim kapasitelerimizi azaltan faktörlerden bir tanesi. Dolayısıyla bu faktörler var olduğu sürece ki yani bu anlamda çok ciddi bir reform gerekiyor, çok kapsamlı bir reform gerekiyor. Tarımdan enerjiye, hukuktan yani iktisat politikalarındaki değişikliklere kadar böyle bir paket sağlanmadan sadece işte Merkez Bankası aracılığıyla enflasyonu düşürmek, onu da doğru düzgün tespit etmeden düşürmek çok anlamlı değil. O yüzden yani bu vergi politikasının çok önemli olduğunu söylüyorum. Çünkü yani enflasyonun temel nedenlerinden bir tanesi haline gelmiş faktörlerden bir tanesi de bu dolaylı vergiler. Yani gelir
düzeyinden bağımsız olarak herkesin ödediği bu dolaylı vergiler gelir dağılımını çok bozuyor. Ve bunun sonucunda da işte enflasyonda da bir ilerleme sağlayamıyoruz. Ve işte hayat pahalılığı beraber de yaşam standartları giderek düşüyor. Yani bu yoksullaşmayı ki yani böyle bir yoksullaşmayı hiç yaşamadık Türkiye ekonomisinde. Bu yoksullaşmayı önleyecek ve yani bir işte beylik lafla orta sınıfı güçlendirecek bir takım önlemler almak lazım. Bu da vergi politikalarından geçiyor her şeyden önce. Bu verginin adil bir şekilde alınması lazım. Yani hep söyleniyor işte çok kazanandan çok az kazanandan az ama bu olmuyor böyle. Evet. Maalesef olmayınca da böyle bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Enflasyonu düşüremiyoruz. Şimdi hocam vergi politikası zaten hani uzunca bir dönemdir, yıllardır bir vergi reformu zaten konuşulur ve buna ihtiyaç olduğu ifade edilir. Ama sanki biraz daha ihtiyaç hasıl oldukça daha mikro adımlarla ilerlendi hep. Yani hani günün ihtiyacını karşılamaya yönelik sanki adımlar atıldı evet. gibi duruyor. Son noktaya baktığımızda da hala üzerinde çalışılmakta olan ama biraz önce biz Alican'la da konuşuyorduk. Hani kamuoyunun tepkisini ölçmeye yönelik de paylaşılan bazı noktalar hala tam netlik kazanmış değil. Sizin şu anda kamuoyuyla paylaşıldığı kadarıyla baktığınızda bu pakette neler doğru neler yanlış onu sorayım size. Var mı böyle dikkatinizi çeken ya bu kesinlikle olmamalı? Bunun yerine belki şu eklenmeli diyeceğiniz daha somut öneriler. Yani ben hep söylüyorum bunu. Yani Türkiye ekonomisinin en temel eksikliği kurumsallaşma. Maalesef biz kurumsallaşmayı beceremiyoruz. Ve sizin de söylediğiniz gibi günü kurtarmaya yönelik politikalarla ilerlemeye çalışıyoruz. Yani bu ilerleme sağlamıyor işte. Yani artık bunu yaşadık. Yeterince tecrübe ettik. Bundan bir şey çıkmayacağını görüyoruz hepimiz. Dolayısıyla yani çok ciddi bir hukuk reformu lazım. Vergi hukuku da bunun önemli bir parçası. Ve bu çerçevede işte kapsamlı bir reform programıyla beraber bütün bu politikaların ele alınması lazım. Demin de söylemeye çalıştığım gibi yani bir tek işte enflasyon ayağına bakarak bunu halletmek, bu sorunu çözmek, kalıcı bir çözüm getirmek mümkün değil. İşte yani gelen kamuoyu tepkilerine göre bir takım şeyler gösteriyoruz ki o kamuoyu tepkileri de tabii yani farklı kesimlerin güçlerine bağlı olarak çok değişiyor. Tabii. Yani gördük işte paketten çıkartılanlar hep yüksek gelir gruplarına yönelik olarak alınan önlemler. Bunlardan vazgeçilmiş. Buna karşılık işte yurt dışına çıkış harcı gibi bir şey de ısrar ediliyor. Yani bu yurt dışına çıkış harcı eskiden de vardı. Özel dönemde yani 85'lerde de vardı ve 100 dolar civarındaydı o zaman. 100 dolardı yani daha doğrusu. Ama yani bu sürekli olarak kullanılabilecek bir araç değil. Ve yani işte bir takım şeyleri de anayasal özgürlükleri de tehdit eden bir anlayış haline geliyor. Bir taraftan da tabii başka bir sonucu var bunun. Son dönemde biliyorsunuz Yunanistan'a turist akımı var Türkiye'den. Hatta Rodos'u almadılar bu bayramda çok kalabalık geldikleri için. Ya onu ben de duydum. Gerçek mi o? Öyle oldu mu gerçekten hocam? Yani daha sonra almışlar. Benim okuduğum o. Yani bir anda işte çok iyi, ciddi bir yığılım olmuş. Daha sonradan almışlar. Ama yani Yunanistan bunu diğer adalara da yaymayı düşünüyor. Çünkü yani Türk turistler çok ciddi bir gelir kapısı haline geldi. Onun nedeni de yurt içindeki fiyatlar. Yani bu fiyatlama davranışları o kadar yüksek ki bugün işte bir şey otel zinciri bir açıklama yapmış. Bizim fiyatlarımız işte Dubai'den falan daha yüksek olamaz diye. Yani buna yerli yani Türkiye'ye gelen turistler de bundan çok şikayetçi. Bu fiyatlar çok yüksek gerçekten ve yani işte halk da tabii ki bundan şikayetçi. Yani bir işte kahve dünyanın parası haline gelmiş vaziyette. Bütün bunlar işte yoksullaşmaya getiren faktörler ama yani bunun arkasında yatan şey de işte dediğim gibi kar enflasyonu. Yani bu yüksek kar hırsı bu sonucu doğuruyor. O yüzden yani bunun yani polisi tedbirlerle falan da bunun çözülmesine imkan yok. Bunu dizginleyecek en temel şeylerden bir faktörlerden bir tanesi rekabet. Bu anlamda yani yerli turizm şirketleri işte Yunan turizm şirketleriyle rekabet haline girdiği zaman bu süreç biraz dengelenebilir diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla insanları böyle bir alternatiften mahrum etmek çok anlamlı bir hareket değil.
Buradaki işte turizm şirketlerine yarar ya da işte ne bileyim otel zincirlerine yarar, pansiyonculara yarar. Ama bu işte kalıcı bir iyileşme getirmez. İşte sadece işte vur kaç, günü kurtar şeklinde bir politika haline gelir. Yani hocam, fiyatları duyuyoruz. Siz evet, evet. Buyurun. Tabii. Şimdi hani para politikası tarafı, enflasyona mücadele tarafı elbette bir yana, ama bunun Merkez Bankası'nın oynadığı rolün dışında maliye politikalarının katkısıyla eş güdümlü olarak yapılması gerektiği hep konuşuluyordu. O tarafta da kamu tasarrufları çok ciddi tartışıldı, konuşuldu. Bir takım adımlar atıldı, atılmakta vesaire, ama ben sizin yine bir akademisyen olarak o tarafı ne kadar yeterli gördüğünüzü veya neler yapılmalı, oradaki aksaklıklarla ilgili tespitlerinizi de duymak istiyorum, paylaşmanızı rica ediyorum. Estağfurullah. Yani şimdi basından falan da okuduğumuz şey, yani hükümetin sarayda dahil olmak üzere pek bir tasarrufa gitmediği, işte birkaç maaşlı personelden tutun da günlük bilmem ne kadar yıllık harcamalara kadar, araba kiralarına kadar bir sürü şey var burada, faktör var. Yani bu tabii toplumda rahatsızlığı daha da fazla artıran faktörlerden bir tanesi. Buna karşılık işte kamu harcamalarını kısalım ya da işte transferleri özellikle kısalım, onlarla bir tasarruf sağlayalım gibisinden bir yaklaşım benimseniyor. Yani bunun çok ciddi bir sakıncası var. Yani dünyada bu tip daraltıcı politikaları uygulayan ülkelerin hepsinde kamu harcamaları azaldığı zaman, transferler azaldığı zaman bunun sonucunda ciddi bir toplumsal huzursuzluk artışı var. Ve bir taraftan da bizim tabii bu yabancı, daha doğrusu mülteciler sorunumuz var. Sayısını bile bilmiyoruz ve bunlara harcanan paralar ve bunlara sağlanan ayrıcalıklar var. Bunlar vergiden muaf, iş yeri açtıkları zaman ne bileyim sağlık hizmetlerinden bedava yararlanıyorlar. Ayrıca işte bunlara belli bir ödeme yapılıyor. Bütün bunlar da toplumu ciddi şekilde rahatsız eden faktörlerden bazıdır. Dolayısıyla yani burada bir kere bu şeylerin hepsini çözecek bir kapsamlı politika ortaya çıkartmak lazım. Yani diyelim ki mesela işte mülteciler ülkelerine dönecekler. Ne zaman? Ve işte ya da yapılan bunlara yardımlar kesilecek. İşte bunlara yapılan transfer ödemeleri kesilecek. Ne zaman? Yani bunları bilmemiz lazım bizim her şeyden önce. Ayrıca işte kamu kendi içinde ne kadar tasarruf yapacak? Bunu hükümet ve saray da dahil olmak üzere. Bunları bilmemiz lazım. Eğer bunlara ilişkin bir şey yoksa ortada, o zaman insanların bu politikaya olan inancı da kayboluyor. Zaten yani hem Merkez Bankası'nın hem de hazinenin yani geçmiş yıllarda çok ciddi bir kredibilite kaybı ortaya çıktı. Bu kredibilite kaybı ortaya çıktığı zaman da bu başka bir şeye, beklentiye yol açıyor. Bunlar bir süre sonra bu işte anti enflasyonist politikadan da vazgeçerler. Eski tas eski aman giderler. O yüzden biz işte giderek daha da yoksullaşırız diye düşünmeye başlayan insanlar da yani toplumsal huzursuzluklara daha fazla kapılıyorlar. Dolayısıyla bu tip şeyler var, tehlikeler var. Bunları yani görmek lazım ve bunlar hallolmadan, kapsamlı bir program çerçevesinde hallolmadan yani bizim ileriye bakmamız çok mümkün gözükmüyor. Yani şimdi ihracat pazarımız bizim bildiğiniz gibi işte Avrupa Birliği ağırlıklı olarak, ama Avrupa Birliği çok kötü gidiyor. Yani Almanya'nın PMI'ları 43'lere düşmüş vaziyette. Yani diğer ülkeler de öyle. Yani Fransa işte 45 civarında, İngiltere bir daha iyi hepsinden. İşte yani 51.4 gibi. Amerika'daki PMI 51'in üzerinde, evet. PMI. Ama yani Almanya rekabetçiliğini de çok önemli ölçüde kaybetmiş bir vaziyette ki bizim en temel pazarımız Almanya. 24. sıraya düşmüş uluslararası rekabetçilik şeyinde, endeksinde. Bu yani çok vahim bir gelişme. Bütün bunları göz önünde bulundurarak bir strateji oluşturmamız lazım bizim. Yani evet, bu Avrupa pazarının giderek küçüleceğini gösteriyor. Şimdi bir de işte yani Rusya'ya yeni yaptırımlar falan da var. Onlarla, aynen, beraber sıkıntı daha da fazla artacağını gösteriyor. Dolayısıyla bütün bu faktörleri göz önünde bulunduran bir stratejiyi oluşturmamız lazım bizim. Rehavete kapılacak şeyden vakit yok anladığım kadarıyla, yok, değil yok, mi hocam? Tabii, tabii, peki. Tabii. Evet. Şimdi çok günü çok kurtarmaktan vazgeçmek lazım. Pekala. Daha uzun vadeli bakmak veya o, evet, yaklaşımlarda, evet, olmak, evet, lazım diyorsunuz. Profesör Doktor Necip Çakır hocam, çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık, katıldığınız için teşekkürler. Ve kapanışa doğrunun sonuna geldik. Vallahi billahi zaman yine su gibi aktı, geçti. Bir reklama gideceğiz ama dönüşte iş dünyasında tekrar buluşalım diyorum ben. Hoşçakalın.